Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sebaşınız geldi. Yine gündemi değerlendirecek, derledi, topladı. Bakalım bugün neleri hasbihal edeceğiz. Hazır mıyız? Çayları kahveleri alın demiyorum. Çünkü videomu bazıları yatarken izliyorum Sevda. Ne çayın ne kahvesi diyenler oluyor. Olsun gün içinde izleyenleriniz de var. Alışkanlık olmuş. Yine de siz alın çayınızı kahvenizi en rahat konumunuza geçiyorsunuz. Sevoş'ta muhabbeşhane başlıyor. Bugün burada konser var. Şimdi ezan bakın Türk gençliği. E, dinine de saygılı, inancına da saygılı, Atatürk'ünü de modern hayatı da benimsemiş ve kabul etmiş bir gençliğimiz var. Bir tanesi çıkıp böyle Atatürk'e hakaret ettiğini zannedip uygunsuz hareketlerde bulunabilir ama şu anda konser alanını dolduran e, binlerce insan e, İzmir'in marşını söylediler, Atatürk'ü andılar. Gençliğimiz e, umutlandırıyor beni çünkü e, Maalesef servis edilen azınlığın e, söylemleri gerçekler değil. Um, umut ediyorum bu güm 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 bas sesleri ekrana yansımaz. Şimdi ara verdiler ezan okunuyor diye. Birazdan tekrar başlayacak. 12 buçuk kadar e, buralar biraz hareketli olacak arkadaşlar. Hemen konularıma geçmek istiyorum hemen. E, Seda Sayan'la ilgili biliyorsunuz konuştuk Seda Sayan. işte Safiye'yi şeyden çıktı biliyorsunuz. E, Instagramından çıktı e, ee, malumun ilanı. Orada vardı bir kriz ama Safiye Soyman üstü kapalı. O işte benim canımdır. Böbreğim istese veririm. Şöyledir, böyledir diye gerçek duygularını gizlemeye çalıştı. Çok da bir herhalde bir şok halindeydi. Ona dair haberler var arkadaşlar. Bugün Sabah Gazetesi'ne de yansımış. Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman'ı takipten çıkarmıştı. Safiye Soyman içini döktü. Çok üzüldüm demiş. Üzülmez mi ayol? Düşünsene benim 40 yıllık arkadaşım yediğim içtiğim ayrı gitmeyecek beni e, instagramından silecek oğluna kıyamamış. Oğluna kıyamıyorsun da en yakın arkadaşına mı kıyıyorsun oğlunu büyüteni. Yani bir vefasızlık söz konusu ya yani bu gördüğünüz sosyal medyayı da çok fazla ciddiye almamak lazım orada havalı görüneceğim orada e, hava yapacağım diye. Vallahi ne eşimi ne dostumu kıramam. Haberi bir okuyalım. 3,5 milyon kişinin takip ettiği Seda Sayan son hareketiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı Seda Sayan tüm dostlarını takipten çıkmış. Sadece eşiyle oğlu kalmıştı. Instagram hesabı oldukça aktif kullanan, özel hayatında kesitleri hayranlarıyla sık sık paylaşan Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman bile takipten çıkmıştı. Konuyla ilgili içini döken Soyman, Sayan'la dostluğunun zarar görmediğini ancak kendisini sildiği için de çok üzüldüğünü söylemiş. Seda Sayan'ın yeni bir sosyal medya uzmanıyla çalışma, buraları biliyorsunuz zaten tekrar aynı şeyleri söylemeyeceğim ama e, ünlü ismini sadece eşi ve oğlunu sin, e, silmeye kıyamadı. Sayan'ın kendisini silmesiyle ilgili konuşan Soyman ise e, günde üç kez konuşuyoruz ama çok üzüldüm demiş. O arada e, Faik Öztürk herhalde lafa mı dalmış ne Safiye çok üzüldü bir hafta uyuyamadı üç gün 3 gece uyuyamadı demiş yani kol kırılır yen içinde kalır diye boşa demiyorum yani Safiye her ne kadar söylemese de zannedersem şey de silmiş e, Tuğba Üzay da takipten çıkmış ne gerek var kalp kırmaya ne havalı görüneceğim diye eşini dostunu silecek kadar da o zaman hiç kullanma daha iyi ya. nedir bu yani Çirkin de e, çok üzülmüş Safiye Soyman. Artık tutamıyor demek ki. Önce laf etmedi, hiç önemli değil falan dedi ama şimdi e, daha onun altından bir şeyler daha çıkacaktır göreceksiniz. Yani e, bakalım burada ne yazmış? E, Öztürk'ün sözlerini karşısında kızarak Safiye Soyman ise Seda benim bacım. Her gün üç kez görüntülü konuşuyoruz. Ona Gülşah Saraçolla bir sosyal medyacı bulmuş. O bu şekilde e, yönlendirmiş. Yeni trend buymuş. Ebru desti Belcan Hadise, Hande nerede de yapmış güya. Ay halt ettiniz es, eskinin kaknemleri. Halt ettiniz siz. Yani e, eğer onlar da yapmışsa, diğerleri de aynı stili uyguluyorsa, bir sosyal medya uzmanının ağzına bakıp da eşini dostunu siliyorsan siz boşuna star olmuşsunuz. Özentiden öteye gidememişsiniz demektir. Patlatmış zaten arka arkaya esprileri bir e, mesela ne demiş bir haftadır kendini toparlayamıyor demiş Faik Öztürk. Seda Sayan Ebru Gündeş'i niye sildi bugüne kadar verdiği emekleri böyle oldu diyor. Üç gündür uyuyamıyoruz biz çıkarsak acımızdan ölürüz nasıl çıkartalım diyerek espri yapmış Faik Öztürk. E, Tuğba Özay ben de çıktım Seda Sayan'a demiş yani e, onu da silmiş zannedersem. Ben de takipten çıktım demiş. Çok da önemli değil. Buruş kırış karnını paylaşmış. Herhalde onu nasıl koymuş fark edememiş mi? Eşimin gözünden diyerekten. Surat 25, göbek 65 diye de başlıklar atılmış. <laughs> Ay çok tehlikeli. Ay ya işte, yani komik duruma düşüyorsunuz ya. Samimiyet öldüğü hiçbir yerde. İstersen kimseyi takip etme. Ee, bir kitle seni takip ediyorsa senin o sayfanda iki kişiyi takip etmen, üç kişiyi takip etmene bakmaz. Samimiyetine bakar. Sen ona geçiyor musun? Sen ona ne veriyorsun ona bakar diye düşünüyorum. O yüzden e, bu davranışıyla Seda Sayan gerçekten gözümden düştü. Biz de kimden medet umuyoruz. Biliyorsunuz dün biraz Harika Avcı'dan bahsettik. Hala magazin sayfalarında var konuyla ilgili. Acaba Seda Sayan severdi el atsa mı diyerekten. Amanın 40 yıllık arkadaşını silen Harika avcı, zehir verir öldürür dermiş. bırak kurtarmayı. Yorumlarda da gelmiş ay yorumlarda bir şeye takıldım. Niye yanlış anlaşılıyorum anlamıyorum. Bir gün önce işte Dilan Polat'a onca şeyi söylediğinde ertesi gün manevra falan yapmadım. Ee, hayat hikayesinde de onun da dramlar olduğunu söyledim ya. Bunlar ne zannediyorlar beni konuşurken birisine... Benim özel bir garezim yok ayrıca da Dilan Polat'a. Bir gün öncesi aydında ikinci gün niye toparladığında geri vites geri vites falan yok kardeşim. Sen nasıl algılamak, nasıl anlamak istiyorsun? Ben sürekli Dilan Polat'ın hakkında kötü mü yorum yapmak durumundayım. Böyle bir şey mi var? Armağan Çağlayan da içini dökmüş kadın. çocukluk travmalarını anlatmış. üzüldüğümü söyledim. Ayrıca da ben nötrüm yani bu kadına karşı. Ne düşmanıyım, ne dostuyum. Ama bir durum tespitinde bulunuyoruz. Yanlış yaptıklarını, yanlış söylüyoruz. Hayatı ile ilgili acitasyonlarını, üzüntülerini de böyle bir şeylerde yaşamış diye dile getiriyoruz. Beni ne zannediyorsunuz? Ben birinin tetikçisi değilim. Sürekli birisine hakaret edecek, sürekli birisine düşmanlık edecek veya iyi bir şey yaptığında konuşmayacak birisi değilim ya. Bu adaletsiz bir davranış olur. Yani Yanlışını da konuşuruz. İyi bir şey yapar. Burada çıkar iyi bir şeyin de konu. Millet nasıl olmuş biliyor musunuz? Birine düşman oluyorsanız sonuna kadar düşman. Böyle bir şey yok hayatın içerisinde. Yani gerçekten algılayamıyorum ya. Bir kitle ya da bunu beni üzmek için yapıyorlar herhalde. Öyle bir yorum yapmış da geri vites olunca da yazmış bir şeyler. Kardeşim neyin geri vitesi? Ben e, Dilan Polat'ın düşmanı da değilim. Dostu da değilim. Nötrüm. Bir gün çıktı edepsizlik yaptı, görgüsüzlük yaptı. Burada eleştirdim. Er, aynı gün katıldı gerçi. Orada da içini dökmüş, çocukluğundaki travmalarını an, anlatmış, yaşadığı üzüntüleri anlatmış. Biz de burada dile getirdik. Yani ben bu kadına ne sempatim var, ne kinim var. Anlatabiliyor muyum? Niye düşmanı olayım ben bu kadının? Yanlışına yanlış derim, doğru yaptığına doğru derim veya eğer doğru yaparsa şu ana kadar doğru yaptığı bir şey görmedim ama Üzüldüm yani hiçbir insana kıyamam ben. Çocukluğunda annesinin babasını babasının annesini öldürmüş olması, buna şahit oluyor olması. Yani üzüntülü şeyler yaşıyor olması. Ben insanım ya, etten kemiktenim. Yani zalim biri değilim ki canım. Ben sizin gibi bakmıyorum hayata. Böyle tek böyle at gözlüyle birini düşman addedip ölene kadar düşman olayım. Böyle bir dünya yok yani. Ay anlam veremiyorum. Belki anladığım kadarıyla Dilan Polat'a bayağı bileylenmiş birisi. Eee onun hayat hikayesinden üzücü bir şey anlattım diye ona sempati duyduğumu zannediyor bir anda. <laughs> yani gerçekten e, o kadar bıçak sırtı bir iş ki hiç kimseyi e, yani herkesi memnun edemezsiniz. Hiç kimseyi demeyin biraz iddialı olur. Herkesi memnun edemezsiniz. Bir yorumunuz birine takılıyor. Ondan sonra size saydırıyor. Vay ona o zaman öyle dedin şimdi böyle diyorsun. Vay o zaman şöyle yap dedin şimdi böyle yapıyorsun. Ya hayat değişken Fikrim de değişebilir birileri hakkında. Bu nedir ben anlamıyorum. Ha, şey başka bir şey. Bana kişisel bir husumet beslemiştir. Yanlış yapmıştır. O başka bir şey. Yani böyle de yorumlar geliyor. Üzülüyorum arkadaşlar. Ee, konuları dağınık ver, verdiğim zaman bazı haberleri atlıyorum. Bugün yazık Deniz Seki annesini e, kaybetmiş. Annesinin e, zaten beyin kanseriydi zannedersem. Katıldığı programlarda anlatmıştı dudakları titreyerek. Ne kadar da olsa insanın annesi hiçbir şey hatırlamasa da e, nefes alması bile yetiyor biliyor musunuz? Onun enerjisini varlığını hissetmek bile yetiyor. Annenizi ve babanızı kaybettiğinizde şuranızda kocaman bir boşluk oluşuyor arkadaşlar. Eminim çok üzülmüştür. Ee, başı sağ olsun Allah rahmet eylesin diyorum. Dudakları titreyerek de bir sahnede öncesinde mi sonrasında mı ne paylaşısı var. Bütün bugün magazin sayfalarında gördüm. Çok zor gerçekten arkadaşlar dedikten. Sonra Ayse başınızı kızdırıyorlar ayol. Aa kimseyi memnun edemiyorum. <laughs> vay niye öyle dedim vay niye böyle dedim kız aa, yapmayın bana böyle ayol sonra ben de Enteresan bir şekilde yorumları okurken takılıyorum bazılarına. Niyeyse kötü yorumlara takılıyor demek ki insan hayatım ya. Ee, tabii ki çok güzel yorumlarda geliyor ve çok mutlu ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bazen hep böyle takıldım kötü yorumlardan bahsediyorum ama o kadar da güzel yorumlar var ki binlerce kez teşekkür ediyorum ama yanlış anlaşılmak da istemiyorsunuz ya bir şey anlatırken. Birileri beni e, ne bileyim birisinin yanlışını söyledim zaman onun düşmanı zannediyor. Ben ona sürekli düşman gözüyle bakacağım zannediyor. Öyle bir şey yok. Ben bu konuştuğum insanların hiçbiriyle samimiyetim yok. Ne düşmanıyım ne dostuyum arkadaşlar. Durum tespitinde bulunuyoruz. Kamuoyuna açık iş yaptıkları için, kamuoyunu ilgilendiren yorumlarda bulundukları için ona göre yorumlarda bulunuyoruz. Kızılcık şerbeti. Abi bu kızılcık şerbeti beni baydı biliyor musunuz? İkidir bakıyorum. Sıkıldım yani. Bilmiyorum sizde de aynı şey var mı? Geçen sezon beni içine almıştı ama bu sezon hem ondan hem de Yalı çapkınından eskisi kadar keyif alarak izlemiyorum. Hatta geçen haftanın ben e, tekrarını YouTube'dan izlerdim. Yalı çapkını bakmadım bile. İlk bölümünü izledim. Mesela yeni e, bu bölümünü, dünkü bölümünü izlemedim. İkisinden de sıkıldım diyebilirim. Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncularından Evrim Alasyalı dizideki her karakterden hepimizin hayatında var ve bu sebepten bu senaryo herkese değiyor ve sanıyorum herkesi de iyileştiriyor. Bu da hikayenin gücü demiş. E biraz saçmalamaya başlayıncası e, insan e, uzaklaşıyor da. Ben mesela iki bölümdür pek beğenmedim Kızılcık Şerbet'ini. Bilmiyorum benimle aynı mı düşüncedesiniz? oryantal Didem de biliyorsunuz oryantali bıraktı. Sahnelere, şarkıcılığa devam ediyor ama o da muallakta bence ikisi arasında gidiyor geliyor. Oturtabilir mi Hiç sanmıyorum ama. E, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya gibilerin oyunculuklarını beğenmiyorum. Suratlarında hep aynı ifade Ezgi Mola mesela Ezgi Mola mesela oyunculuğu bile tartışılmaz demiş. Ama e, Hande Erçel ve evet, çok güzelliğiyle ön planda olduğu için oyunculuğunda da model gibi davranıyor. Onun öyle bir e, eksisi var ama e, ne bileyim Hande Erçel'den birkaç tık önde olarak görüyorum Serenay Sarıkaya. O kadar da gömmeyin ya. Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğu fena değil. Çok öyle güzellik kaygısıyla oynamıyor. Son derece makyajsız, şahmaranda da dikkat ettim. Son derece mimiklerini kullanıyor. Evet Hande Erçel'de öyle bir şey var. Robot gibi içine kaşık kımıldıyor, ne gözü kırışıyor, e, ne ruju bozuluyor. Mini etekleyen savcı mı olur ayol? <laughs> yani çok fazla görseliyle ön planda olduğunu düşün. Güzel kadın tamam kabul ediyoruz ama o güzelliği her rolde kullanamazsın. E, Bu kalemun gibi rolden rol'e giden bir kadın değil. Öyle kadınlar var tabii ki. Akbank Atatürk'ün Atatürk temalı 100. yıl tanıtımı gerçekten çok güzel bir reklam çekmiş Akbank. Ee, her fırsatta Atatürk'e sarılmalıyız arkadaşlar. Çünkü öyle süreçlerden geçiyoruz ki e, onu e, yıpratmak, felsefesini e, bize yaptıklarını e, etkisizleştirmek, değersizleştirmeye çalışan güruhlar var. O yüzden sıkı sıkı sarılmalıyız. Çünkü modern hayatın, e, kültürel hayatın, kültürel zenginliğin ee, birçok şeyin e, bizlere nasıl diyeyim e, kattığından ziyade bir de bunları korumuş kanunlarla, yasalarla değiştirilmesini önlemeye çalışmış ve kıymetini gün geçtikçe her gün daha çok anlıyorum. O yüzden böyle büyük bankaların, firmaların kuruluşların, derneklerin daha çok Atatürk demesi lazım. Gurur duydum mesela sahnede, dumanda eee bu kötü e, dezenformatik hareketlere karşın Atatürk'ü anmaları gençlikle birlikte yer gök inledi Atatürk diye çok mutlu oldum. E, Taro Emir Tekin girdi biliyorsunuz e, yalı çapkınına da ben tabii ki dünkü bölümü izlemediğim için bilmiyorum. E, ne çabuk da kanka oldular onun objektifinden diyerekler o da Mert Ramazan Demir'in resmini çekmiş Taro'nun gözüyle. İyi hemen de kaynaşmışlar dizi arkadaşlıkları. Nuri Bilge Ceylan'ın biliyorsunuz Kuru Otlar Üstüne filmi Altın Koza Film Festivali'nde ayakta saatlerce alkışlanıp e, büyük bir etki yapmıştı. Türkiye'de de izleyiciyle buluşmuş. Filmleri hakkındaki eleştirilere yanıt veren Ceylan demiş ki filmlerim için hep Taşra'da çekiliyor. Konusu çok abartılıyor. İnsan her yerde aynıdır demiş. Doğru insanın e, mekanların değişmiş olması ne bileyim... Taşra da olur. Saray da olur. Yani insan hakikaten değişmiyor. Huylarımız, karakterlerimiz farklı olabilir ama insana dair şeyler, acılar, neşeler değişmiyor arkadaşlar. Bayağı ses getirecek merak ediyorum ben bu filmi. Türkiye'de de vizyona girmiş. Yılmaz Güney olayı büyüyormuş. Biliyorsunuz Parah Zeynep Abdullah e, hadsiz diyenler olmuş. E, ne demiş bakalım Yılmaz Güney'in filmi yapımcısı Ahmet San o e, Oyuncu için en iyi kadını döven erkek yorumunu yapan Farah Zeynep Abdullah'ı hedef almış ve e, katıldığı programda e, Farah Zeynep Abdullah için onu hadsiz buluyorum demiş. Ya kadın bir durum o da bir durum tespitinde bulunmuş. Kadın döven falan yani e, yanlış tabii ki ölmüş birinin arkasından konuşmak yanlış ama bazen de yanlışa da yanlış cevap vermemek lazım. Bir oyuncu neticede bu ülkede hemen bir hatasından dolayı hadsiz demek de doğru Değil diye düşünüyorum, bilmiyorum siz ne dersiniz? E, çünkü şeyin de konuştukları çok yani hakikaten e, Nebahat Çehri'ye de çok çektirmiş, köprücük kemiğim kırıldı falan gibi açıklamaları var. O dönemin gazetelerine manşet olmuş gerçek silah kullanırdı falan diyor. Yani birazcık da kabadayı bir adammış. Yine de tabii ki e, ölmüşün arkasından da çok fazla konuşulması da doğru değil diye düşünenlerdenim. Gurur duyuyorum. Filenin sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarına katılma hakkını kazanmış. Wow. Ee, 2024 Paris Olimpiyatları elemelerine B grubuna mücadele eden A milli kadın voleybol takımı gruptan çıktı. 6 maçı da kazanmayı bildi. 6 maçta da evin sahibi Japonya'yı 3 birlik skorla deviren olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. Değil olimpiyatları dünyanın en iyi voleybolcuları da seçilse bazı güruhlar bu ülkemizde bundan rahatsız. Evet Bengü. Şarkıcı Bengü biliyorsunuz çocuk yaptı biraz ara verdi falan ama sahnelere bomba gibi döndü. Zannedersem eşi Selim Bayraktaroğlu tarafından Instagram hesabından çıkartılmış. Ay bir eş eşini Instagram'dan niye çıkarır? çok enteresan. Düşünseniz aynı evde yaşıyorsunuz. Kocan seni Instagram'dan çıkıyor. Demek ki bir kriz var. Haberlerde men çıkmış ağla kalbim şarkısında gözyaşlarını tutamayan evliliklerinde kriz olduğunu iddia etmişler bu yüzden. E, şarkıda herhalde gözleri e, dolmuş ağlamış. Onun da eşiyle ilgili sıkıntılar var demiş. Yazık daha çocuğu da yeni oldu. Umarım yoktur. Her evlilikte kriz olur. Her evlilikte sorun olur ama e, geçinmeye gönlün olursa toparlıyorsun bir şekilde. Hele de daha çok küçük bebekleri umut ediyorum ki e, varsa bile bir kriz aşarlar. Ee, çok da e, üzücü haberleri de dillendirmemek lazım. Evet resmen e, takip etmiyor işini. Neden acaba? Üzücü bir durum. Afra ile Mert Ramazan Demir'i de ayrıldılar diye iddia ediliyor ediyorlardı biliyorsunuz. Ama dizi yasağı gelmiş. Ayrılmamışlar. Yani diziden dolayı e, yasak geldiği için ayrı gibi davranıyorlar yani. Mış gibi yap, yapıyorlar ama zaten o dizi bitince o aşk da biter diye düşünüyorum. Ayrılık yok yasak var demişler. <laughs> Dedikodular yalan yani aşk devam ediyor. yani Mert Ramazan Demir aldattı falan hikayeleri çıkmıştı ama öyle değilmiş zannedersem diziye zarar vereceğini düşündükleri için böyle bir karar almışlar. Gizli yaşayacaklar yani aşklarının öyle bakılıyor. Hemen şöyle bir bakıyorum tekrar haberlerime atladığım bir şeyler var mı diye. Selen Görgüzel kendisi magazinci oldu ama magazine de her gün konuşulan bir kadına dönüştü. Biliyorsunuz eşi Hamdi Alkan'la ilgili haberler çıktı. Küstahça konuşmuş ne demiş bak kocası için. Koca Hamdi Alkan yıllarca televizyonda reyting rekorları kırmış program yapmış Atatürk filminin yönetmenliğini yapmış. Ama Selen Görgüzel'in eski eşi olarak anılıyor umarım başarılarıyla haber olur demiş. Selen Görgüzel hadsizsin ayol. E, gerçekten seni kim tanıyor? Selen Görgüzel'i 10 kişiye sorsan 5 kişi tanır. Hamdi Alkan'ı e, e, daha çok kişi tanıyordur. Niyeyse şimdi yeni sevgili de buldu ya Hamdi Alkan biraz gıcık gitti. Yeni sevgili bulduktan sonra işte konuşmama kararı varmış da boşanmalarında 1 milyonmuş falan da gözüm dönerse konuşurum da konuşmadığım çok şeyler var gibi açıklamaları var. Vallahi sen bir kere boşandıktan sonra geçmişe bakmayacaksın ne konuşacaksın daha. Konuşacak çok şey vardı. Konuşacak hiçbir şey kalmamış. Boşanmışsın. Geçmiş geçmişte kalmış. Yani üstü kapalı böyle hani konuşulacak şeyler var demek bence saçmalamış ya işte. Kendini konuş. Bundan memnun yani konuşulmaktan. Bir arada anne süt içiyordu ya doktor yeterli bulmuş. E, ama Tanyeli için anne sütü arıyormuş. Kanser hastaları için çok iyi geldiğini öğrenmiş. Bu yüzden eğer taze bir anne sütü bulursam Tanyeli'ye götüreceğim demiş. Götür kız belki bir faydası olur. Bence Tanyeli en çok moral ve motivasyonun tedavisinde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ezgi Mola çok beğeniyorum oyunculuğunu da kendisini de biliyorsunuz. E, canı zeytinyağlı yemek aşermiş. E, arkadaşıyla birlikte, eşiyle birlikte e, Nişantaşı'nda Osmanlı yemekleri yapan bir restoranda giderken görüntülenmiş. Ayak hissi, sohbet etmiş, her şey yolunda demiş. Bir ara, aa wow diyorduk. Hani şu e, New York'taki e, meşhur meydanda Times Meydanı'nda e, bir panolar var ya bizimkilerin de reklamları çıkıyordu. Meğerse biz de bir şey abartıyoruz. 50 dolara herkesinkini yayınlıyorlarmış orada resmini. E, bir, bir, ara Sibel Can, Melek Mos, Ebu Şahlı ve birçok ünlü fragmanları bu dev ekranlarda yayınlanınca ay Amerika'da bizimkilere kim niye koyuyor resmini diyorduk. Meğerse parasını verip koyduruyorlar bir şey Aa yani işte e, bizimkiler de her yerden hava yapma çabasında. Yani hepsinin de Tans meydanında e, parası olan kendini reklamı her yerde verdiriyor. Yani böyle bir durum. Şeyma Subaşı alyansı falan çıkarmış, boşanıyor. İddiaları ayyığa çıkmış, artık manşetler atılıyor. Boşanmak üzereler diye. Malumun ilan ne demişti Sebaşı'nız? Ay ben ne dedim? Ben dedim mi demedim mi? Bir sene sürmez demedim mi? Çünkü e, bu kadar larç hayatlar yaşarsanız evlilik larçlığı kaldırmaz. O gene de ne de olsa Müslüman bir yerde ne kadar da zengin de olsa adam Mısırlı. Yani şey Mahsubaşı yani o kadar large bir hayat yaşıyor ki eminim aile onu kaldıramaz diye düşünüyorum. Ben tahmin ediyordum. Tahminlerimde de yanılmamışım arkadaşlar. Evet şöyle bir seda sayan haberlerini bir şöyle bir uzaklaşayım. Gerçekten bakın Hiçbirisi içinde istemem. Hani bunu oh olsun demek için söylemiyorum. Yanlış da anlaşılmasın. Şeyma su başına da nötrüm. Ne bir sempatim var ne bir düşmanlığım var. Bazı haberleri yaparken insanlar sevmedikleri kişinin hakkında olumsuz bir yorum yaptığımda mest oluyorlar. Ve beni onun düşmanı zannediyorlar. Ben kimsenin düşmanı değilim arkadaşlar. Öyle düşündüğünüz zaman da bir başka gün iyi yaptığı bir haberi girdiğim zaman da ...aa o gün kötülüyordun bugün iyiliyorsun gibi. Ya haberi sunuyorum. Biz burada magazin değerlendirmesi, gündem değerlendirmesi yapıyoruz. Ee, dediğim gibi lütfen onun ayrımını iyi yapın ve yorumlarınızı ona göre yapın. Yani ben bu kadına düşman değilim. Yarın belki bir çocuğun başını okşar, belki iyi bir şey yapar. O zaman da iyiliğini konuşuruz. Ee, kötüledin, işte karakterini beğenmiyordun, şimdi seviyor musun gibi yorumları yaparken... ...lütfen bir ölçün tartın da öyle yapın. Ben üzülürüm. Şeyma Subaşı için söylemiyorum. Yıkılan her yuva için üzülürüm. Kimsenin yuvası yıkılmasın ya. Biz bir başkasının yuvasının yıkılmasından niye mutlu olalım? Ha yani şimdi espri yapıyorum. Dedim mi demedim mi diye. Koşullar ve gidişatı gördüğüm için o bir durum tespiti. Yoksa kimsenin boşanmasından ne keyif alırım ne mutlu olurum. Bana ne? Öyle değil mi yani? E, medyadan gördüğümüz insanlar sempati duyarsın, seversin, sevmezsin ama... Kimsenin mutsuzluğundan beslenen biri değilim asla dedikten sonra bugün bunlar konuşulmuş e, tüm magazin sayfalarında konuşulan gündem buydu arkadaşlar. E, bilmiyorum bu uğultu e, şu anki yayına yansıyor mu 11 11.30'a kadar sürer bu konser zannedersen O yüzden de e, dikkatim de dağılıyor oradaki sesten hatta bugün çekmeyeyim diye düşündüm çünkü çok fazla ses olacak. Camı çerçeveyi kapatsam bile o uğultu yansır mı diye. Çok çünkü volümlü bir e, konser. E, bugünlük benden bu kadar. Yarın farklı konularla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Beni güzel mesajlarınızdan ve yorumlarınızdan mahrum bırakmıyorsanız, e beğendiyseniz patlatın bir tane like ayol. Aa, elinizin hazır altındayken patlatın like'ları. Sevoşunuza katkınız da olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Terima kasih telah menonton!